şimdi. Çok eğlenceli bir video göstereceğim size. Hazır mısınız? Merhaba Kaan Bey. Sünnetçi Merhaba. Alımları yapıyor musunuz veya nasıl sünnetçi olacağız? Yani şimdi ben tam olarak bunu hani bilmiyorum medikal tarafını da sünnetçiler tıp okuyor mu? Okumuyor büyük ihtimalle. Hani çırak ilişkisi olabilir sünnetçilerde. Ona bir bakman lazım. Benim bir yetkim yok. Tamam, bir söyleyeyim sana hani. Olsa da zaten torpilli sünnetçi almam yani. Onu da söyleyeyim şimdi. Oh, quarter pounder yapıyor. Özelden giriyor musun sünnetçiliğe? Niye? Allah Allah. Oğlum gerçekten lan sünnetçiler bölüm okuyor mu? Okunsa böyle olur muydu okunsa? Peki sizin Okuseler okuduğum iki böyle mi Katar olurdu? prestij mi Böyle alımları bekliyorum. olur muydu lan Faruk okunsa? abi Sünnetçiler o okusun. Ne? çiz Katar gidiyor. Priest mi? Kiçetto geleneksel Zargolyan Valo turnuvası ne zaman? Katar Priest. Bir gün söz size balo turnuvası yapacağız chatten abi. Okey. Söz. Quarter Pounder yapıyorum. Bir rahatsız etmez misin beni? Oğlum bu fazla organik duruyor bunlar. Nerede? Kanser. Bu yalan bence. Yalan McDonald's bu. En cringe content. LOL turnuvası. Valo turnuvası. Best. Burası Türkiye mi? Aynen. Do not turn off yazıyor Türkiye'de. Mece McDonald's oyununu alamadık. Videosunu oynuyoruz biz de. Hepsini kendim bir kişi mi yapıyor lan burgerlerin? Ben böyle bir ekip oyunu var sanıyordum. Otomatik basma makinesi. Demek ki bak o her şey ölçülü ya, makinesi ölçülü her şeye. Tuzu da ölçülü atıyorlar, şeyi de ölçülü atıyor, basması da ölçülü. O yüzden demek ki amına koyayım, o zaman nasıl bizim buradaki McDonald's berbat yapıyor? O zaman nasıl yeşil patates yiyorsun bir McDonald's'ta da bir tanesinde kıtır kıtır patates yiyorsun? Bunun bir açıklaması lazım. Bir açıklama lazım bununla ilgili. Bir tanesi bir burgerli kaldı. Vay be, ben hep sanardım ki hamburgeri yapıp kutuya koyarlar sonra kutuyu kapıyorlar. Meğerse kutuyu hamburgerle yapıyorlarmış. Organize turnuva. Diyebilir misin acaba? Doğum günün kutlu olsun. Gayrual. Teşekkür ederim. Aa, bak bak. Pofra. Bu yasak değil mi ya normalde? McDonald's'ın gizli sırlarını açıklamıyorlar mı burada? Şu an mesela ben buradan görüp kendi McDonald's'ımı açabilir miyim? Ha? Açamam, param yok çünkü. Sizi denedim. Nasıl açayım amına? Çok affedersiniz. Açamazsın, nereye açıyorsun? Yoksa hani olay bence patatesin nasıl kızardığını bilmek de değil. Açarsın abim. Açarım lan, evet lan. Bir tane çakma McDonald's var İstanbul'da. Aynı her şeyleri. İsmi McDonald's değil sadece. Ama böyle patatesleri bilmem neleri. Biri yapmış onu gerçekten ha. Bu videoyu izleyip biri açmış herhalde. Adını unuttum dükkanın da. Baya böyle Big Mac bilmem ne hepsi benziyor yani. Adını hatırlamıyorum ya. Adı böyle burger bilmem ne falan ha. Tamam, Türk kişisin. McDonald's'a bağlantısı ama hani aynı paketlemeleri. Big Mac sosuna kadar aynı. Abi adres versen kredi kartı ödemeli bir kimliğini söyler misin? Söylemem. Ay salon burger aynen. Evet, doğru bak, bildi biri. Salon burger. Yes. Aynı oğlum. McDonald's ama ucuz McDonald's. Ama neredeyse aynı. Tadı da güzel. Kadri burger.
Kadir Burger. Bak. Bayağı da ünlüymüş oğlum zaten. Bayağı da ünlüymüş ha. Fiyat Performans Burger. Fiyat Performans Burger. Ben geçen ne gördüm ya? Tavuktan İskender gördüm ya. Tavuktan İskender. Hani İskender kimse almıyor artık demek ki. Adam inovatif bir şekilde tavuk İskender yapmış. Yemin ederim. Söyleyecektim. Ama 150 liraydı getirme bedeli. Yani 3 tane de tavuk İskender yemeyeyim diye yani merakımı bir yapamadım. Bastıramadım. Tavuktan beyti de var bu arada. Tavuktan beyti de var. Aynı ada. Ve hani düşündüm gerçekten çok mantıklı. Hani İskender'in tavuk döner yiyorsun, et döner yiyorsun. Tavuk İskender de yersin ki. Neden? Mantıklı bence. Ama sıkıntı işte. Ya tavuk İskender de aynı prensip işte. Et yerine tavuk yapıyorsun. Yes. No cap yenir. Ya tam böyle YKS açıklandıktan sonra bu videoları izlemek bir tık ironik olmadı mı bu arada? Hani vallahi aklımda öyle bir plan yoktu, hani yanlış anlayanlar, strese girenler varsa kusura bakmayın. İşte bir sene hazırlık okuyacağına. Evet, açıyoruz önce. Çevirdik, koyduk. Tam ayarında, neredeyse tepeleme. Tamam, onu oraya koyduk. Paket hazır. Şimdi mesela tam yetmez. Hani fazladan... öyle demek ki böyle, okey. Bu adam fazla koyuyor lan bu arada. Türkiye'de bu kadar fazla koymuyorlar hiç. Arada geliyor böyle 6 tane patates falan var içinde. Şu, yani burada sallıyor, bırakıyor çoğunu. Çok porsiyon dolu ya, bence video diye. Günde 2000 tane hazırlasa 2000'le de o kadar dolu yapıyor mudur? O kadar. Bak bu ilginç işte. Bu farklı, biraz daha farklı. Evet. Oha oğlum, inanılmaz yalnız bak. Amerika'da olunca adamlar buraya Xbox 360'larını dizmişler abi. İşte orada oyun var, şey var. Kaydıraktan kayıyorlar, ondan sonra üst katta çalışma şeyleri var. Ne kadar güzel ya. İnanılmaz vallahi. Hayretler içindeyim. Bu makine ne? Buzunu çözdürme aletini. Acaba kaç tane çalışan bunu böyle lock diye buzlu attı da havaya uçurdu McDonald's'ı? Bak şu an onu merak ettim. Kesin yapanlar vardır ya. Aman. Yani hani 60 lira havaya uçmuşlardır. Ya, trajik bir olay aslında da. Yani. Work hazard yani. Ben yapmadım gözün. O makine ne yapıyor ki? Evet. Güzeldi. Süper bir kanal gerçekten. Bir tane daha McDonald's izleyelim mi? Çok canım çekti. Bir de iştahsızım, açım ya biraz. McDonald's 5 dakika. 5 dakikada. Ya 5 dakika lunch var. Hemen öğle yemeği. Bayağı eldiven harcanıyor, evet. İşte normalde eldiven kullanımının böyle olması lazım zaten yemek sektöründe bildiğim kadarıyla. Hani bir tane ürün yaptığında sürekli çıkartıp çıkartıp yeni değiştirmen gerekiyor. O siyah eldivenle 34 adet, 35 bin adet çiğ köfte yapınca bir manası kalmıyor yani siyah eldiven. Hiç eldiven kullanma yani o zaman, elini yıka. Ana ekmekler. Oha, bak ekmeklerin ince kızartılıp geçtiğini mi?
Şu an ekstrem saygı duydum yani. Hani turşusuz olsun deyince o adam onu bilip turşusuz yapıyor. Gerçi hani normal bir şey bu gerçi. Ama 1000 tane yaptığını düşün bak. Hani 1000 tane yapıyorsun. Kaçırılabilir yani hani. Kas hafızası var yani sonuçta. Düşünüp böyle bu turşusuz demesi o adamın 15 saniyesine mal olacak orada. Ya, turşusuz yap deyince turşusuz yapıyor. Nasıl turşulu yapıyor? Genelde. Genelde. Her yer çok temiz. Yalnız bu gerçek şey değil. Bu videoda değil. Normalde McDonald'slar şöyle olurmuş. Number 15. Burger King foot lettuce. The last thing you'd want in your Burger King burger. Hani bu ideal Türkiye standartları. Burger is someone's foot fungus. Ülkeden ülkeye değişiyor işte. Bu kesin yapılmıştır ya. Ben %90 eminim dışarıda yediğim yemeklerden birinin içine yapan adam tükürmüştür. Hayatım boyunca en az 150 tükürüklü döner yediğime eminim yani. Biri işten çıkacak, sinir oluyor patronuna ve senden çıkartıyor. Big Mac'e küçük bir... Anlamanın imkanı yok yani bu arada. Hapşuruklu falan... Hapşuruk biraz kötü oldu ya. Hapşuruk böyle... Hapşuruk biraz kötü oldu. Tükürük nedense hani o kadar... Tükürük de kötüydü de hapşuruk... Sprey etkisi aklıma geldi. Böyle. Yeter! Aa, gizli Big Mac sosu mu lan bu? Nasıl? Bakayım neymiş? Gizli Big Mac sosu var çabuk. 48 tane baharat. Salça. Mayonez. Meslek sırrı. He, bakıp zaten yapıyormuş ki bak. Bakıyor, turşu yok bunda diyor. Keçe mayonez turşusu. Yani hani bu videonun aldığımızı aldık bence ya. Kara profes. İnanılmaz. İnanılmaz. Hala olmuyor musun? Evet. Seçip 0-4 varsa başarılı chat.